Selamlar arkadaşlar, ben Blueberryton. Bugün birlikte New Versi oyununun yeni bölümüyle beraberiz. Bu bölümde bir ikinci evrenin dördüncü kısmındayız. Orta dünyadayız, 72. evren. Dördüncü kısım Fantasy 1187 yılı diyor. Şimdi şuradaki bizim diğerleri bekliyor. Bir tane kart kopyalama hakkım hala bekliyor. Marketten alacağım kart da var. Zaten bu savaşı bitirirsek 5. savaş bu ikinci orta dünyadaki patrona karşı olacak. O yüzden o kart kopyalama hakkımı bir maç bekletebilirim diye düşünüyorum. Ama bir yandan da psikopatı kopyalamak istiyorum. Marketten de alacağım. Markete de denk geldi. 3 tane olacak ama bunları geliştiremezsem 3 aşırı ısınmayla kullanmam zor olacak. O yüzden şöyle bir şey var. Şimdi bunları geliştirecek bir yetenek varsa ona bakacağız. Öncelikle bir bakalım. 3 tane yetenek puanı veriyor. Burayı seçersek 3 tane sıradan mor karttan, instant karttan önerecek bir tane seçeceğiz. Bunların arasında gelişmişle denk gelebilir. Bu da her savaşa başladığımda bana 5 kalkan veriyormuş. Ekstra 5 zırhla başlıyorum. Yani ben yine buradaki mor karttan güzel 3 karttan birini seçme özelliğini düşünürüm. Yetenek puanı da iyi olur. Bir bakalım. Bu bir elit savaşmış. Şimdi bunlardan bunu seçersek 5 tane yetenek puanı al diyor ki, biz marketten almaya kalırsak, yani oradaki 3 tanesi için bir mağaza yenilemem gerekecek. Yenilemek için psikopatı almalıyım. 199 o. Yenilemek 100, 299, 300 diyeyim yuvarlak. 230 da 3 yeteneği almak için harcıyoruz. Yani bir 530 altın gerekecek. Oradan sırf 3 yetenek almak için, hadi elitten de 2 yetenek puanı kazansak 5 eder. Bu bizi biraz uğraştıracak gibi, oradaki altını toplamak. Onun dışında bunu istersek 3 yetenek puanını, bu sefer de diyor ki 3 tane 3 veya daha fazla force puanı, yani hücum puanı kazan diyor, ama bizde şu yetenekten 2 hücum puanı geliyordu. Bunlar da yok. Ben kartlarda da hücum yeteneği yok. O yüzden bunu tamamlayamayız. Bu elimizde kalır şu an. 3 kere combo yap diyor. Bu yapılabilir. Bunda bir sınırı yok. Buna bir limit de koymamış. Hani bu savaşta yap ya da bir turda yap gibi bir şey dememiş. Bunu başka oyunlarda da devam ettirebileceğiz demek ki. Ve her savaşa başladığımda 5 kalkanla başlayacağım. Zırhla yani. O yüzden buna gideceğim. Bu bizim için şu an daha olası. Eldeki altını da zaten bekletiyoruz psikopat almak için. Kopyalama hakkımı da sonraki maça erteledim. Yetenek puanımızda bir tane zaten yetmez. O yüzden doğrudan bu normal savaşa giriyoruz. Orta dünyadaki dördüncü savaşımız. Başarırsak sonraki bölümde patron mücadelemiz olacak. İkinci patron mücadelesi. Bakalım Naya ile başarıya doğru yaklaşıyoruz. Yapabilecek miyiz? Tabii bu sadece bizim macera modundaki ilerleyişimiz. Bu birinci macera olarak düşündüğüm ilk macera modu. Ama sonrakilerde daha değişik Transcendent evrenlerine gitme olayı, avcı modu vesaire olaylarına girebiliriz. Daha da ilerletebiliriz. Hatta o kupalarla alınan eşyaları alabiliriz. Neyse. Şimdi öncelikle düşmanlara bir bakalım. Şu yine kasabın oğlu tekrar geldi. Bu ne yapıyordu? 8 hasar veriyordu. Yandaşlarına 8 kalkan basıyordu ve 10 hasar veriyordu. Bunda ekstra bir durum yok. Bizim kalkan etkilemiyor. Bir kadın görüyorum bu sefer. Bu şeymiş, kara cadı gibi bir şey. Bir de o cadı mıydı, öyle bir şeydi. Tam hatırlayamadım şimdi, olabilir. Şimdi bunu da böyle neyse. 5 hasar veriyor. Mavi kan diye bir düşman çağırıyormuş. Bakın çağırması kötü. Diğeri kasabın olduğuydu, bu bilmediğimiz bir düşman. 2 kere 3 hasar veriyor. Ve de 4 hasar verip kendine 4 tane hücum özelliği kazanacak ki bu da onun hasarını arttıracak. Bakayım neyi seçmiş. Evet, direkt mavi kan diye bir düşman var, onu çağırmayı seçmiş. Ben bunu direkt yok edebilirsem ona yönelmeliyim. Bunu aradan çıkarmalıyım çünkü sürekli çağırabilir. Ölü kocaymış adı da. Bu arada onun kocası herhalde. Tabii kendisiyle ilgili detaylı bilgimiz yok. Gelince öğreneceğiz özelliklerini. Şunun bunu yapmasını engellemeliyiz. 8'de saldırı geliyor. Savunma yapmalıyız. Şu 1'e 4 veriyor. Ama önce şu radyoaktiviteyi hemen bir sıfırken ya da bunu basmadan önce şuna bakayım.
Evet, rastgele bir şeyi sıfıra düşürüyordu. Belki şunu sıfıra düşürür. Ama önce şu sıfır olduğu için bunu bir basalım. Elimizden çıksın. Şimdi bunlardan birini düşürecek. Şuna denk gelirse harika olur. Şunu basalım. Ha, bu sonradan yapacak. Yeniden elime kartlar geldiğinde yeni turda yapacak. Şimdi benim iki manam var. Şuna engel olabilsem güzel olurdu ama 8 kalkan acil lazım. Şunu basalım, bu bir 4. Eyvah. 8 yapamıyoruz ve hasar alacağız. Baştan bunu düşünerek hareket etmemiz gerekiyordu. Hatalı yaptık. Şu ne işe yarıyormuş? Klavyeyi seç diyor. Kontrole basınca. Ha, buradan gösteriyormuş. Neyin ne yaptığım. Tamam. Onu da bir görelim. Şimdi şuradan bakalım. İki hücum özelliği ekleyebiliyorum. 15 hasar verebiliyorum. Hasarını 3 düşürüyorum. Benim 4 savunmam vardı. Ama ben bunu patrona saklasam daha iyi diye düşünüyorum. Ama deneyebilirim. Şöyle bakayım bir. Şöyle. Evet, 5'e indirdi. 15 hasar ver. Var. Burada da iki savunmayı art şeyi var. Hasarı arttırma var. Bunu bir kullanalım. Şununla direkt 10 vuruyorum ikisine de. Güzel. Şununla da 15 vuracağım. Bunu patrona saklayacaktım ama şuna da kullandım. Olsun. Zehirden de hasarıydı. 5 kaldı ama şu mavi kan neymiş ona bakacağız şimdi. Bir hasar yemiş olduk. Sorun yok. Bir can eksik mesele değil. Bu ne yapıyormuş diye bakıyorum. Rastgele dostuna 8 can basıyor. Bakın bu kötü. 10 hasar veriyor. 10 zırh basıyor. 2 kere 6 hasar veriyor. Bunun can basması kötü. Neyi seçmiş? Evet, rastgele birine can basmayı seçmiş. 8 can. Buna 5 hasar, buna 19 hasar vermem lazım. Şimdi bana saldırı 6 geliyor ama bunu öldürünce işi biter. Şimdi buna zaten 3 vursak yetiyor. Ama bu 2 de radyoaktivite ekleyeceği için pressure yapamam. Ben yine de bunu buna kullanacağım. Bu bitsin. Bu bitti zaten. Radyoaktiviteyle gidiyor. Buna 8 basacak o zaman bu. 19 vurabiliyorsam tamam, vuramıyorsam kendimize bakmamız lazım. Bu zaten saldırı vermeyecek. Bu turda gerekmiyor. Şöyle bir bakalım. Şununla bir aşırı ısınmayı azaltalım. Savunma basalım. Nasıl olsa buna can basacak. Ben şuradan 4 hasar daha vereyim. Ondan sonra aşırı ısınmayı arttırmamak için şunlardan basalım. Combo da açıldı. 2 çarpı 8, 16. Direkt işini bitiriyorum. Harika. Hem de bu hepsine vuruyor. 3'te aşırı ısınma veriyor. Birdik 4 olacak. Hiçbir sorun yok. Hepsine vurduğu için zaten direkt gidiyorlar. Bunun 23'ü kaldı. Bir savunma daha basalım kendimize. Gayet güzel oldu. Şununla aşırı ısınmayı azaltarak kullanalım. Şunu da tekrar basabilirim ama hiç gerek yok. O 8 canı kendine mi basacak artık? Yok, zaten dosta basacaktı. Kendine de basamıyor. 10 saldırı geliyor. 12 kalkanım var. Mesela yok, bunu sıfıra indirmiş oyun. Bunu hemen kullanalım. 3 kalkan. Şimdi şundan faydalanabilirim ama aşırı ısınmam artıyor. Şunu geliştirelim hepsini. Bu turda bunu kullanmış olalım. Şununla da aşırı ısınmaya bir ekleyecek. Ama hepsini geliştirdiğim için aslında bakın bu yeteneği kullanarak bu psikopat kartlarını rahatça kullanabilirim. Bu yeteneği unutmuştum ben. Şimdi şunu bir kullanalım. 4 hasar. 3'e çıktı. Şunu kullan. Şimdi 16'ya düştü. 3'te zehiri var. Şimdi şunu kullanırsam artı 1 ile şey olacak. Aşırı ısınma 5'e gelecek ve kötü kart gelecek. O yüzden bu turu böyle geçeceğim. Güzel, 13'e düştü. 2'de zehir hala var. Ne yapıyorsun bu tur? 10 kalkan basacağım diyor. Basmadan saldıracağız artık. Şu 5 hasar. 8'e düştü. Şu da 5. 3'e düştü. Zaten artık işi bitiyor. Şununla direkt bitirelim. Hem de pressure olur mu bakayım? Yok, olmaz. Ama işini bitirdik. Güzel. Bunu da kazandık. 73 altın, bir yetenek puanı, bir de nesne veriyor. 3 radyoaktivite ekliyorum hedefe. Güzel. Patron öncesi. Bu turda kullandığımız her kart, savunma kartına artı bir zırh ekleyecek. Eğer bunu kullanırsam, geliştirirsem de mana değeri 2'ye çıkıyormuş ama
verdiği değer de 2 zırh olarak eklenecekmiş. Her karta 2 zırh eklenecekmiş. Bunu kullanırsam verdiği zırh 9'a çıkacak. Aşırı ısınması 2 yerine 1 eklenecek. Bunu kullanırsak, geliştirirsek de bakayım ne oluyor. Verdiği aşırı ısınma +3'ten +1'e iniyor. Rastgele bir mor kart üretiyor ve mana değeri 0 yapıyor. Yine ben bunlardan herhangi birini almayacağım. Şu aslında avantajlıydı ama yok, bunları almayacağım. Eldekilerle devam. Evet, artık patron mücadelesine gideceğiz. Bir kopyalama hakkımız duruyordu. Artık o psikopatı kopyalayabilirim. Altınım da yetiyorsa bir markete gidelim hemen. Evet, yetiyor. 199 psikopatı al. Çok güzel. Bir psikopatımız daha oldu. Şimdi burada bize bir 100 lazım. 100 altın olunca burayı da yenileyebileceğiz. Yeteneklere bir bakalım oradaki, pardon, nesnelere. Şu el bombası 8 hasar tüm düşmanlara. Bu da 5 bağışıklık veriyor olumsuz özellikler için. Ama biz olumsuzlukları kaldıracak kartımız var. Kart kopyalama hakkımızı da kullanalım. Şurada psikopatı seçeceğim. Evet, şurada. Tabii gelişmişi direkt kopyalasam gelişmiş mi kopyalar bilmiyorum ama şunu da kopyala diyelim. Evet, kopyalayacak mısın diye soruyor. Evet diyorum. Evet, 3 tane psikopatımız oldu. Bir kere tam can doldurmam var. Zaten bir canım eksildi, hiçbir sorun yok. %30 doldurma var. Patronu yenersek zaten canımız direkt olacak bir sonraki bölümde. Onun dışında da diğer detaylara da gireceğiz. Yetenek puanımıza da aslında bir bakalım. Hazır bakmışken 2 vardı. Başlangıçta bize bir yerine 2 tane fazla radyoaktivite kartı verecek. 2 tane verecek. Biliyorsunuz 0 manalı onlar. O yüzden bunu aldığımız iyi oldu. Artık bir sonraki bölümde seçeceğiz. Bir de nadir bir ödül gelmiş, görev. Onu da bir sonraki bölümde değerlendireceğiz. Arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen abone olarak destek vermeyi eksik etmeyin. Çünkü siz takip eden arkadaşların desteği sürdükçe bizim için de faydası oluyor arkadaşlar. Bunun dışında beğen ya da beğenmeme butonunu kullanarak fikrinizi belli edebilirsiniz. Görüşlerinizi ise yorumda yazarsanız ben sizlerle sohbet etmekten çok memnunum ve çok hoşlanıyorum. Ayrıca sizlerin önerdiği tüm fikirleri de, görüşleri de dinlemiş oluyorum, değerlendiriyorum. Şimdiden tüm desteğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere, hoşça kalın.